Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. İş Sanat'ın Provadan İzle başlıklı serisinde daha önce Molière'in Cimri başlıklı oyununun provası İş Sanat çevrim içi sahnesine taşındı. Semaver Kumpanya tarafından taşındı. Şimdi Semaver Kumpanya oyuncuları Sait Faik'in Semaver ve Kumpanya oyununun provasını da sunuyor. Şişli bir apartman, yoksa eğer harin yaman. Dike kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Aşırı şak hizmetçiler, dolu mutfak dolu diler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaylancaya. Gece olur davetlisin, ya dileye ya baloya. İş Sanat'ın Provadan İzle serisi Semaver ve Kumpanya Tiyatrosu'yla devam ediyor. Sait Faik Abasıyan'ın Semaver eserinden uyarlanan okuma provasında Serkan Keskin, Taner Ölmez, Sibel Taştan, Yavuz Pekman ve Mustafa Krantepe gibi isimler yer alıyor. Yüce adaldasın, mayo giymiş kumlardasın, etrafında güzel kızlar, canın çeker burnun sızar. Bu oyun benim 2006 yılında uyarladığım bir oyun. Bu bizim Semaver Kumpanya'nın 5. sene oyunudur. 5. yıl dönümü kutlaması için yaptığımız bir oyun. Kısaca anlatayım, o dönem biz işte her Haziran'da falan böyle bir sonraki sene ne oynayacağız diye toplantılar yapardık. O sene de biraz böyle krizli bir toplantıydı. Ne oynayacağımıza karar veremedik. Sonra bir arkadaşımız birdenbire dedi ki biz dedi 5. sene için neden bir Sait Faik yapmıyoruz dedi. Tabii bu fikir herkesin çok hoşuna gitti. Sonra ben de eve gittim. Dedim ki madem Sait Faik yapıyoruz, o zaman tiyatronun ismini de oluşturan Semaver ve Kumpanya öyküleri, iki ayrı öyküdür bu. Bunları acaba iç içe uyarlayabilir miyim diye biraz kafa patlattım. Oyuncular sahnede tef, darbuka, gitar gibi enstrümanlarla birbirlerine eşlik ederek tiyatroda canlı müziğe de yer veriyor. Daha önce oynandığında müzikler banttan verilmiş. Biz yeniden oyunu oynamaya başladığımızda dedik ki canlı olabilir mi acaba, biraz çabalasak olur mu? Gayet de güzel oldu. İyi ki de çabalamışız, çalışmışız. Hatta bu oyun bize bir tane de grup kazandırdı, öyle söyleyeyim size. Bir müzik grubumuz oldu bu oyun sayesinde. Yani canlı çalıp canlı söyledik. Bazı yerler var banttan ama %90 canlı. Semaver ve Kumpanya 7 Nisan'dan itibaren İş Sanat'ın internet sitesinden online olarak izlenebilir. Çaydanlık kumpanyanız abi. Nereden çıkardın oğlum Semaver'in? Beni tozuttun mu, ne yaptın yavrum? Ne bileyim abi, ben Semaver'i çok severim. Sevgili seyircilerimiz, Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine başlandı. Yanlış hatırlamıyorsam bana bir yemek sözün vardı. Fikrimi değiştirdim demiştin. Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'da Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. Meraklı bir çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaklaşık 1,5 ay önce bana meme kanseri teşhisi kondu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim ifadelerini kullandı. Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine başlandı. Yakın zamanda kemoterapi görecek olan 43 yaşındaki oyuncunun moralinin iyi olduğu öğrenildi. Sadece çekim yapıyorlarmış da Peride'yi görmüş, bir garip de diyor, tek başına niye giriyorsun abi? Ergüder'in kendi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek ona bu dönemde destek veriyor. Belki de kalbim romantizm masallarına çarpmayacak kadar tecrübelidir. Güllerin Savaşı dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan Canan Ergüder'in Demir adında 3 yaşında bir oğlu var.
acil şifalar diliyoruz Canan Ergüder'e. Ve diğer haberlerimizle de devam edelim. Sevgili seyircilerimiz, NFT çılgınlığı deyim yerindeyse çığ gibi büyüyor. Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi'si de NFT olarak satışa çıkarıldı. Eseri NFT'ye çeviren Ben Lewis'ten satış konusundaki beklenti rakamı da geldi. Evet, dudak uçuklatacak cinsten bir rakam. Tam 450 milyon dolar. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet, Amerikalı ünlü sanatçı Beeple'ın toplamda 5000 adete ulaşan eserlerinin kolajından oluşan eserin JPG formatındaki dijital dosyası, Time dergisinin 3 kapağı, Tarık Tolunay'ın Fractal İstanbul Pandemi isimli eseri. Yeni bir sanat akımına dönüşen NFT, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Son olarak, dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi'si de NFT olarak satışa çıkarıldı. 2019'da çıkan The Last Leonardo kitabının yazarı Ben Lewis, meşhur tabloyu NFT'ye çevirdi. Kasım 2017'de 450 milyon 300 bin dolara Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan El Saud tarafından satılanlarak bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olan Salvator Mundi resminin NFT'sinde bir değişiklik var. Orijinal tabloda sol elinde bir küre tutan figür, dijital versiyonunda elinde dolar banknotları tutuyor. Salvator Mundi NFT'si, OpenSea adlı dijital eserler açık artırma platformunda müzayedeye çıkarıldı. Ben Lewis, NFT'si için hedeflediği satış fiyatının 450 milyon dolar olduğunu belirtti. Satıştan elde edilen gelirin Ben Lewis'le, Lewis'in kitabında anlattığı ve yağlı boya tabloyu 2005'te vergisiyle 1175 dolara satan, eline 700 dolar geçen Henry ailesi arasında bölüştüreceği açıklandı. Çalışmalarını New York ve İznik'te sürdüren ressam ve seramik sanatçısı Elif Uras'ın iki eseri Victoria and Albert Müzesi'nin daimi koleksiyonuna dahil edildi. Müzede 2020 Haziran ayında açılması planlanan ancak iki kez ertelenen Orta Doğu'dan güncel seramik sanatı sergisi için Hamile Helezon ve Osmanlı Göbeği adlarındaki bu iki eser seçildi. Victoria and Albert Müzesi'nin Uzak Doğu, Çin, Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya seramiklerinden Orta ve Yakın Doğu seramiklerine, Avrupa seramik tarihinden günümüz sanatına uzanan çok kapsamlı bir koleksiyonları bulunuyor. Ve işte bu haberin ardından müzelere dair önemli bir notumuz daha var. Pandemi nedeniyle 2020'de dünyaca ünlü müzeler çoğunlukla kapalıydı. Açık kaldıkları birkaç ayda ise ziyaretçileri ciddi oranda azaldı. 2019'da 230 milyon olan ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıl 54 milyona geriledi. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve etkisini halen sürdüren COVID-19 pandemisi, sağlık sisteminden eğitime, ekonomiden sosyal yaşama kadar hemen her alanı sekteye uğrattı. Sanat da bunlardan nasibini aldı. Bu süreçte birçok müze ve sanat galerisi eserlerini sanal ortama taşıdı. Şu sıralarda tedbirlerle birlikte bazı müzeler tekrar açılsa da, sanatseverlerin buralara gitmeyi pek de tercih etmediği ortaya çıktı. Art Newspaper'ın yıllık araştırmasına göre dünya genelinde galeriler ve müzelerin ziyaretçi sayısı trajik oranlarda düştü. 2019'da 230 milyon olan ziyaretçi sayısı 2020'de 54 milyona geriledi. 200 günden fazla kapalı kalan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 2020'de %83 azalırken, Guggenheim ise %88 oranında ziyaretçi kaybederek en şiddetli düşüşü yaşadı.
208 gün boyunca kapılarını sanatseverlere kapatan İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum'ı geçen yıl 1 milyon 250 bin kişi gezdi. Önceki yıla göre ziyaretçi kaybı %80 olarak kayıtlara geçti. 480 binden fazla eseri geçtiğimiz günlerde online olarak ziyarete açan Louvre Müzesi de salgından kötü etkilenenler arasında. 150 gün kapalı kalan müze bir önceki yıla göre %72 oranında ziyaretçi kaybetti. Buna rağmen ziyaretçi sayısı 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Müze ise bir önceki yıla göre %78'lik düşüşle 2020'de 1 milyon 600 bin kişiyi ağırladı. İspanya ve Almanya'daki sanat alanları ise uzun süreli kapanmalar ve uluslararası turizmdeki azalma nedeniyle süreçten çok daha ağır etkilendi. Oyuncu Özgür Çevik ve genç müzisyen Ceren Gündoğdu bir Sezen Aksu şarkısında bir araya geldi. Sezen Aksu'nun unutulmaz Tutsak şarkısını ikili yeniden yorumladı. Biz de bu şarkıya dair sohbet ettik. Hani ki sen de gördüm, sen de şiddeti gördüm, aşkı gördüm. 90'lı yılların başında bir akşam Sezen Aksu ve Onno Tunç yakın dostlarıyla Ece Bar'da bir araya gelir. Sohbet sırasında Tunç piyanonun başına geçer ve yeni bestesini çalar. Dokun bana, bana dokun olur, hasretin diren öldüm. Aksu dostlarından sözler konusunda yardım ister. Tutsağın sözleri o gece o masada Sezen ve Onno ile birlikte Onat Kutlar, Ece Aksoy ve Ersin Salman'ın da katkılarıyla tamamlanır. Tutsak 1991 yılında yayınlanan Gülümse albümünün en sevilen şarkılarından olur. Tutsak şarkısına yıllar sonra Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu'dan sürpriz bir yorum geldi. Geçiyor akşamlar sessiz, geceyi yırtar yalnızlığa. Nasıl buluştunuz bu şarkıyla? Sizin için hatırası nedir? Biz harika bir müzikal yaptık. Damdaki Kemancı ve orada partner olarak tanıştık Ceren'le ve Ceren... hali hazırda onun dışında da kendisi müzik yaptığı için bireysel beni bayağı dürttü diyeyim aslında. Çünkü ben bayağıdır uyuyordum, uykudaydım müzik açısından. Çok da güzel oldu. Çok üzgünüm, geçiyor akşamlar sessiz, geceyi yırtar yalnızlığım. Tutsak şarkısı Sezen Aksu'nun 1991 o efsane Gülümse albümünde yer alır ve hepimizin hatıralarında çok özel bir yerde durur. Sizin için nasıl bir yeri vardır bu şarkının? Neler hatırlatır? Neler ifade eder? Ya o kadar güçlü bir şarkı ki. Tabii ki biz yaparken bunu bir Sezen Aksu edasıyla okumak haddimize değildi. Yani o şarkının o hali, o düzenlemesi, o güçlü yorumu zaten orada kalmalı ve O haliyle güzel. Biz başka bir yorum getirmek istedik şarkıya. Duygu yoğunluğu çok fazla olan bir şarkı ve biz onu bir şekilde bir düete evirdik. Yeni bir hale sokmak ama o yeniden yorumu yaparken de orijinal duygusundan, o duygudan koparmamak çok önemliydi. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık biz de galiba. Çok üzgünüm, geçiyor akşamlar sessiz, geceyi sinemanın gündeminden diyelim şimdi de ve Marvel evreninin iki kahramanından yeni fragmanları görelim. Ardından sinemaya dair daha detaylı notlarımızı da aktaracağız. Önce fragmanlar. It's gushing red and you think saving a man no more virtuous than yourself will change anything? Bir yanda fesatlık tanrısı Loki. This is a child of prayer. Pathetic. Diğer yanda on parmağında on marifet Black Widow.
İki kahramanın ortak noktası tabii ki yenilmez olmaları. You brought the monster. So, Banner. Marvel sinematik evreninin Disney Plus'ta yayınlanacak en merak edilen yapımlarından biri olan Loki dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. Fesatlık tanrısı Loki, Thor'un koruyucusu olduğu dünyayı ele geçirmek isteyen kötü bir karakter olsa da, Tom Hiddleston'ın oyunculuğu ve karakterin eğlenceli yapısı Loki'nin sevilmesini sağlamıştı. Luckily he believes in himself enough for the both of us. Dizi, durumu bir adım öteye taşıyarak Loki'yi adeta bir kahraman haline getiriyor. Loki, Avengers Endgame'de bilinmeyen bir mekan ve zamana doğru kaçmıştı. Dizinin fragmanında o sahneye atıfta bulunuluyor. You're not big on trust, are you? Marvel sinematik evrenine Avengers Endgame'le veda eden Natasha Romanoff'un solo hikayesini anlatan Black Widow filminden de yeni fragman yayınlandı. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı filmde Natasha Romanoff'un geçmişinden bir kesit sunulacak. Filmin yönetmenliğini Kate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson'a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt eşlik ediyor. 2020 yılının Mayıs ayından bu yana vizyona girmek için bekleyen filmin yeni vizyon tarihi ise 9 Temmuz. I'm done running from my past. Yenilmezlerin ardından sinema ajandamızdan diğer gelişmeleri de bir tur halinde getiriyoruz ekrana. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Hayır, görmedim. Göremezsin ki, göstermiyorlar. Öyle herkes de göremez zaten. Yılmaz Erdoğan'ın 1 milyondan fazla izlenen tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Yıllar sonra sinemaya uyarlandı. Sen kızınız asi. Ben bir insanın iç acıların toplamını merak ediyorum hocam. Kızınız terbiyesiz. Film, üstün zekalı Gülseren'in çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylarla Türkiye'nin yıllar içindeki hızlı değişiminin etkilerini paralel olarak ortaya koyuyor. İnanılmaz. 15 sene sonra ilk defa biri beni güldürdü. Hiç aşık olmadınız mı? Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği filmde Ecem Erkek, Devrim Yakut, Engin Alkan, Merve Dizdar, Usan Çakır, Bülent Çakır ve Yılmaz Erdoğan rol alıyor. This is our only chance. Godzilla vs. Kong, 5 günde elde ettiği 48 milyon 500 bin dolarla pandemi dönemi rekorunu kırdı. Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime giren Godzilla vs. Kong hafta sonunda 32 milyon 200 bin dolar, ilk 5 gün boyunca ise toplam 48 milyon 500 bin dolar hasılata erişti. Film böylece pandemi sürecinin açılış rekorlarının yeni sahibi oldu. Daha önceki açılış rekoru 16 milyon 700 bin dolarla Wonder Woman 1984'e aitti. Ve müzikle tamamlayacağız. Türkiye'de de çok dinlenen indie pop'un sevilen isimlerinden Oscar and the Wolf'tan yeni bir şarkı geldi. James adlı şarkıdan bir bölüm açarak sizlere veda ediyoruz. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle. I don't wanna see.